Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocanız sevgili arkadaşlar. Bugün tercih senaryolarından ilkini çekiyoruz arkadaşlar. Kaçıncı olmuşum? 151. olmuşum. Nerede istiyorum? Marmara bölgesinde psikoloji okumak istiyorum. Peki nasıl tercih yapmam gerekiyor? İlk senaryomuzu hadi gelin birlikte uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ben son 4 senenin sıralamalarını göreceğim bir siteyi veya yok Atlas'tan da bakalım bilirim. Veriler aynı şekilde açıyorum ve buradan psikolojiye bakıyorum. Öncelikle arkadaşlar kendi bulunduğum sıralamaya doğru geliyorum. Kendi bulunduğum sıralama 150 bininci sıralama. Uzak illere gitmek istemiyorum ve Marmara bölgesinde kalmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu senaryoyu siz de kendinize uygulayabilirsiniz. 200 bininciyseniz buna göre düşünebilirsiniz. Marmara bölgesi değil Akdeniz bölgesi istiyorsanız ona göre düşünebilirsiniz. Arkadaşlar senaryoyu kendinize göre uyarlayabilirsiniz uyarlayabilirsiniz. Amacım size belli örnekler yapmak ve senaryo dizgisi oluşturmak diyelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar 150 bin civarına geliyorum. 150 bin civarına geldiğim zaman bakın burada Erzurum, Kastamonu, Sivas var. Bunlar benim tercih edeceğim üniversiteler değil. Çünkü neden? Marmara bölgesinde değil. Ama ancak burada neyi anlamaya çalışıyorum arkadaşlar? Tam olarak bu bölgedeki üniversitelerin nasıl bir sıralama değişikliği yaşadığını görmeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar burada Erzurum Teknik Üniversitesi'ni incelediğim zaman bakın 67 binden 153 bine gerilemiş 4 yıl içerisinde ve her sene önce arkadaşlar neredeyse 10 bin, 30 bin ve 50 bin gibi çok sert gerilemelerde bulunmuş. Hmm, o zaman ne anlamam gerekiyor? Evet psikoloji bölümü geriliyor. Bu veriyi cebe attım. Siz de hangi mesleği istiyorsanız bunu aynı mantıkla görebilirsiniz. Peki son senede ortalama gerilemeler ne kadar? Bakın arkadaşlar bakın zaman burada 50 bin, burada 60 bin, burada 40 bin. Yani o zaman ben bu durumda 150 bininciysem 90 binlere hatta 80 binlere göz dikmem gerekiyor. Ama benim gönlümden geçen birkaç üniversite var. 20 24 tane tercih hakkım var. Şöyle önlere doğru gidiyorum. Önlere doğru gidiyorum. 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 Şöyle iyice önlere doğru geldim. Bakın arkadaşlar ben ne istiyorum? Bursa'da Bursa'da yaşadığımı düşünelim. Marmara bölgesinde Bursa Uludağ Üniversitesi psikolojiyi çok istiyorum. Ama bu kaçta kapatmış? 48 binde. Gelmez demeyin arkadaşlar. İlk sıraya yazın. Hiçbir şey olmaz. O yüzden de siz esas istediğiniz birkaç yeri ön sıraya yazmanızda herhangi bir beis yok. Ancak Psikolojinin mantığına baktığınız zaman arkadaşlar burada 60 bin önümüzü hatta 70 bin önümüze kadar hedeflemeye başlayabiliriz. Öncelikle Bursa Uludağ Üniversitesi'ni yazdık ama yok ben Galatasaray Psikoloji yazmak istiyorum dersen yazabilirsin ama gelmeyeceğin nettir. Ee, sen bilirsin yine. Bursa Uludağ Üniversitesi'ni yazdım psikolojiyi. Bakın burada gördüğünüz üzere 48 bine kalmış. Ben kaç bininciyim? 150 bininciyim. Olur mu? Olur arkadaşlar. Bu işler belli olmaz. O yüzden esas en çok istediğimi yazdım buraya Bursa Uludağ Üniversitesi. Ardından bakıyorum. Diyorum ki mesela ben burada örnek veriyorum arkadaşlar. Halit Üniversitesi'ne gittim, gezdim. Çok beğendim Haliç Üniversitesi. Haliç Üniversitesi İngilizce burslu. Sevgili arkadaşlar, Haliç Üniversitesi İstanbul'da bulunuyor. Haliç Üniversitesi özel bir üniversite. Haliç Üniversitesi burslu olsa bile eğer burada herhangi bir sorun yaşadığınızda eğitim sırasında sizlerin bursunun kesilme ihtimali var. Ve bir özel üniversite yaşamanın sosyal hayatın maliyeti normal bir üniversiteden daha fazla. Tabii ki de İstanbul dezavantajını da çok ciddi bir şekilde öne koyuyorum. Ve bu durumda arkadaşlar Haliç Üniversitesi kaçta kapatmış diye baktığımda 53 binle kapatmış. Sevgili arkadaşlar az önce Bursa Uludağ Üniversitesi kaçta kapatmıştı? 48 binle kapatmış. Bakın buradaydı Bursa Uludağ Üniversitesi. 48 binle kapatmıştı. Bence Bursa Uludağ Üniversitesi belki gelmesi çok zor. Ancak Haliç Üniversitesi'nin gelme ihtimali bence ötekilerinden çok daha fazla. Yani şöyle düşünün. 60 bin önünü devlet üniversitesi gibi düşünün. Belki de 70 bin önünde özel üniversite olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Özel üniversitelerin özellikle İstanbul'daki özel üniversitenin gelme ihtimali çok daha yüksek. Hele ki %50 bursluysa çok çok daha önlere doğru hamle yapabilirsiniz. Yine bir burslu olduğu için hani birçok imkan veriyordur. Ancak hele ki %100 bursluysa bu çok kritik bir önem taşıyor. Ee, bizler için çok çok daha gerilecektir diyebiliriz. Evet Haliç Üniversitesi'ni yazdık. Bakın İstanbul Kültür Üniversitesi varmış. Burayı yazdık. Ar geriye doğru devam ediyoruz ama esas yazmak istediğim şey burada beğendiğiniz başka üniversiteler varsa birkaç tane daha yazabiliriz. Burada ilk 5'i 6'yı doldurduk arkadaşlar. Ardından geliyoruz. Aslında esas başlayacağımız yer 90 binler oluyor. Evet 90 binlere baktığım zaman ben burada neye bakıyorum gördüğünüz üzere? Diyorum ki ben Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji %50 indirimli var. 90 binde. Ya ben 150 bindeyim. %50 parayı vermeye kabulüm. İngilizce'de psikoloji okumak istiyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nin yurt dışı değişimleri çok çok daha fazla. O yüzden ben bu üniversiteye gitmek istiyorum ama bana gelmez. Arkadaşlar muhtemelen size bu üniversite gelecek. Bahçeşehir %50 İngilizce burslu muhtemelen gelecek. Çünkü neden? Burada 90 bin almış 50 bin gerilemiş. Arkadaşlar 60 bin gerilememesinin hiçbir sebep yok. Zaten psikoloji geriliyor. Zaten özel üniversite. Zaten İstanbul'da. Zaten %50 burslu. Zaten arkadaşlar bu üniversitenin maliyeti çok 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 arttı. O yüzden %50 üniversite İngilizce okumak istiyorsanız Bahçeşehir Üniversitesi'ni yazın. Muhtemelen bu gelecektir. Bu size gelecektir. Ancak tabii ki de yine ben önden geriye doğru bakarak devam ediyorum. Burada beğendiğim üniversiteler varsa yazmaya devam ediyorum. Bolca yazıyorum arkadaşlar burada. Mesela bakın yine Bilkent var. Ücretli İngilizce e, psikoloji var. Bakın arkadaşlar Bilkent'te normal dışında bir durum var. Bakın normalin dışında bir durum var. Bilkent'te öne doğru bir gidiş var. Bakın gördüğünüz üzere. Yani bunu iyi değerlendirmez. Bilket yazarsanız muhtemelen gelmeyecektir. Çünkü üniversite tüm psikoloji geriye giderken Bilkent de öne doğru gelmiş. Çünkü gerçekten tartışması Türkiye'nin en iyi 5 üniversitesi arasında hatta en iyi üniversitelerin ilk 3'ün arasında diye Bilkent Üniversitesi. O yüzden ücretli olsa bile insanlar gerçekten para verip psikoloji okumak istiyorlar. Buralarda. Tabii ki de bu da gerilecektir. Bence gerilecektir ama kesinlikle 60 bin kadar gerilemeyecektir. Tüm her yer 50 bin gerilerken burası öne doğru gitmiş. Hatta nerede? 40 bin kadar öne doğru gitmiş. Bu önemli bir veri. Yani veri oluşturmak dediğimiz şey budur arkadaşlar. Ardından yazmaya devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar burada e, nereler var? Hemen bakalım. Şöyle bizim istediğimiz isteyeceğiz. Mesela e, yine vakıf üniversiteleri var. E, mesela Balıkesir Üniversitesi psikoloji varmış. 105 bin. yine gelme ihtimali oldukça yüksek size. E, 150 150.000'de olduğunuz için. Ondan sonra bakmaya devam ediyorum arkadaşlar. Buradan beğendiğim birkaç üniversiteden. Mesela Tekirdağ varmış. Onu da yazabilirim yine benzer bir şekilde. E, buradan arkadaşlar bakıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş kendi sıralama doğru gidiyorum. Yani yaklaşık 15 e, hatta neredeyse. 17 tane sıralamayı bu önlerden doldurdum arkadaşlar. Kendi sıralamama geldim 150 bin. Kendi sıralamamın gerisine doğru da bakmaya başlıyorum arkadaşlar. Bakın Nişantaşı ücretli varmış. Ee, bunu mesela geçelim. Nişantaşı ücreti zaten gelir. Gerileri doğru. Ee, benim gidin, gidince mutlu olabileceğim şehirler neler olabilir diye bakıyorum arkadaşlar. Artık sıralama zorluğundan çıktım. Mesela Zonguldak var. İkinci öğretim psikoloji. Zonguldak yine de Marmara bölgesine yakın. Yazılabildik. Daha geri gidiyorum. Daha geri gidiyorum. Başka neler varmış bu Marmara bölgesinde psikoloji okunabilecek yerlere bakıyorum arkadaşlar. Ee, bakalım bakalım. Ee, buradan gidelim. Neler varmış? Ee, Devlet Üniversitesi kalmadı galiba. Zonguldak Zonguldak var. Daha da aşağı doğru gidelim. Arkadaşlar buralarda yine özel üniversite bunlar zaten kesin gelir arkadaşlar özel üniversite yazdığınız zaman eğer ücretli okumaya okeyseniz devlet için bakıyorum arkadaşlar. Burada devlet üniversitesi evet kalmamış galiba. Devlet üniversitesi kalmamış arkadaşlar. Evet, devlet üniversitesi yok. O zaman ne olacak? Gerilerde siz mesela Zonguldak'a yazarsanız büyük ihtimalle gelecektir. Veya Yine de ben para veririm okurum dediğiniz yerler varsa %50 bursları yazarsanız zaten kesin gelecektir. Ama son özellikle 6-7 tane tercihinizde bir tampon bölge oluşturmanız sizin çok fazlası işinize yarayacaktır. Sevgili arkadaşlar bugün senaryomuz şuydu. Bir öğrenci psikoloji için tercih yapacak. Psikoloji için tercih yapacak. Öncelikle ne yaptı? Kendi sıralamasına geldi. Kendi sıralamasındaki bu bölümün son 4 yıldaki hareketlerine baktı ve çok net bir şekilde gerileme gördü ve ortalama 40 bin gerileme var. bazı üniversitede 60 bin'e kadar çıkmış. O zaman dedi ki He, ben 60 bin önden bir hamle yapmalıyım. Öncelikle 90 bin itibariyle gelme ihtimali çok yükseklere geldi. Ama dedi ki benim hayalimde Marmara bölgesinde oturduğum için ve Bursa Uludağ benim için çok iyi. Orada da bir tanıdığım var veya arkadaşlarım daha önce oraya gitmişti. Oraya da gitmek istiyorum. Kaç bin almış? 48 binde. Yine de gitti orayı tercih etti. Hatta çok yönünden geçen bir yer vardı. Sallıyorum Galatasaray Psikoloji. Orayı da yazabilir. Yani bunda bir sorun yok. Gelme ihtimali yoktur ama yazabilir. arkadaşlar ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yazdı. Esas aslında en önde yazdı. Şey buydu. 48 bindeydi. Kendisi zaten 100 bin park var. Ama yine de istediği için yazdı. Ardından geri doğru giderken bazı özel üniversitelerin burslarını gördü. Bu üniversite gezmişti bu üniversite gezdiği için beğendi bu üniversitelere de yazdı bence Bursa'dan gelme ihtimali çok daha yüksekti 58 binde bir üniversite yazdı ardından 90 binde dedi ki ben 150 İngilizce Bahçeşehir Üniversitesi'ne giderim orada okurum dedi Bahçeşehir Üniversitesi 90 bin dedi ki ona mutlaka yani mutlaka demiyim de büyük ihtimalle gelecek bölümde Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce 150 burslu kendisine 60 bin önde ama birçok sebepten dolayı saydım bu üniversitenin gelme ihtimali Oldukça yüksek göründüğü için Bahçeşehir Üniversitesi'ni yazdı. Ardından neredeyse 15-16 hatta 17. tercihine kadar o aradaki üniversiteleri yazdı. Kendi bulunduğu bölgedeki üniversitede yazdı. Ardından gerisine doğru devlet üniversiteleri vardı. Çok hastaydıydı ama yine de Marmara bölgesine daha yakın olduğu için Zonguldak'a giderim dedi arkadaşlar. Zonguldak'a da yazdı. Sonradan listeyi iyice karıştırdığında baktık geri kalanların hepsi özel üniversiteler. Buradaki bazı özel üniversiteleri yazdı ama zaten şu çok netti en kötü ihtimalle... Zonguldak gelecekti ki bence en kötü ihtimalle yine 110 bindeki bir yerler gelecek ama bence Bahçeşehir Üniversitesi'nin gelme ihtimalini gözden çıkarmaması gerekiyor. Arkadaşlar her zaman örnek veriyorum. Geçen sene tercih yapan kişiler hukukun bu kadar geriye gideceğini düşünmüyorlardı. Ama hiç düşünmedikleri şey başlarına geldi ve hukuk gerçekten çok ciddi anlamda geriledi. O yüzden de tercih listenizi hazırlarken birinci senaryoda bu şekilde davranmanız gerekiyor. İlk senaryo videosunu çektim arkadaşlar. Sizin nasıl düşünmeniz gerektiğine dair bir mantık ve öneriler verdim. Başka senaryoları burada Alta yorumlara yazın. Diyin ki hocam şu 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 durumda bu 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 şu meslekleri istiyor. Şu iki mesleği istiyor. Şu an sadece psikoloji üzerine odaklandık. Şu iki mesleği istiyor. Nasıl bir değerlendirme yapması gerekiyor diye yazın senaryoları. En azından tercih döneminin sonuna kadar yaklaşık 10 tane senaryo sizler için tercihini yapacağım. 10 senaryonun tercihini yapacağım. Kendinize iyi bakın. Yaşar Hoca Medmen kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.